Action Antalya Özel'den herkese merhaba. Bugün konuklarım Antalya'da Bomboş filmin ekibinden sevgili yönetmenimiz Onur Ünlü, başrol oyuncularımızdan Settar Tanrıören ve sevgili Hazar Ergüçlü. Hoş geldiniz efendim. Hoş Çok bulduk. mutluyum. Hoş İyi ki bulduk. geldiniz. Eyvallah. Ya Onur, ben bir kere şunu anlamaya çalışıyorum her seferinde şaşırıyorum. 5'tir, 10'dur birlikteyiz ama bu kalabalık, bu yoğun ilgi, bu bir rockstar edasında sana davranılması sana neler hissettiriyor? Merak ediyorum bunu ya. Aman estağfurullah. Ya seviyorlar beni. Yani basitçe galiba ne düşünüyorsak onu anlatıyoruz. Filmlerimiz de öyle, konuşurken de öyle. Yani içimizden geçtiği gibi davranıyoruz. Onlar da seviyorlar herhalde bizi yani sağ olsunlar. Çok basit, kısa ve öz cümle. Peki. Hadi o zaman Bomboş ne anlatıyor? Biraz Bomboş'un bize neler anlattığına başlayalım film Okey. üzerine konuşmaya. Yani film aslında hak etmediği bir şeyi yaşamaya çalışan bir adamın hikayesi. Bir şekilde bir hani şimdi spoiler olmasın. Bir pozisyona geliyor, bir şey kazanmış gibi oluyor. Onun üzerinden de bir şeyler yaşamaya başlıyor. Fakat aslında orada olmaması gerekiyordu kendisinin. Zaman içinde o da fark ediyor bunu. Fakat iş işten geçiyor. Daha sonra başka birisiyle karşılaşıyor. Başka bir karakterle, Settar abinin oynadığı karakterle. O ondan da enteresan bir adam çıkıyor. Hadi Olaylar gelişiyor. o zaman biraz Settar Bey'in ağzından dinleyelim. O Kıbrıslı harika ya, her zaman harika Settar Bey de işte yine harika. Bu sizin bu Kıbrıslı'ya dair neler söylersiniz? Karaktere Tabii. dair. Karakter biraz filmi izlesinler de görsünler isterim yani karakteri. Şimdi karaktere Sen ait bir şey veriyorsun. anlatmayayım. Peki o zaman bir Kıbrıslı bir adam Evet, mı diyelim? Bu Kıbrıslı kadar bir bitirelim karakter, mi? evet. Ya bence böyle diyelim orada kalalım çünkü konuştukça Evet. çok fazla şey söylemeye başlayabiliriz. Peki ama bir şey soracağım sana. Senle daha önceki konuşmamızda bu film herhalde ben vizyona sokmayacağım dedin. Hala aynı fikirde misin? Yani ben şahsen aynı fikirdeyim fakat hani yapım ortaklarımız var. Ender Sevim'le beraber Depo filmi sahibiyle beraber yaptık. Şimdi biraz işte bu Antalya'dayız. Hani seyircinin tepkisini göreceğiz. Biraz daha belirlenebilir. Vizyona da girebilir film. Şu anda hani düşünüyoruz. Çok emin değiliz aslında. Anladım. Peki Settar Bey, şunu o zaman sorayım size. Karaktere dair bir şeyler anlatmıyorsunuz. Şimdi Onur'un ben nasıl çalıştığını da biliyorum. Biraz doğaçlamayı da seven ve buna da izin veren bir yönetmen değil mi? Evet Yanılmıyorum. evet. Bu film özelinde nasıl çalıştınız o zaman? Onu sorayım. O diyalogları bu meyanda diyaloglar olacak diye yazmış senaryoyu. Ya işte bu meyanda oyuncu konuşur zaten diye bırakmış gerisini. Yani mevzuyu yazmış oraya, diyalog yazmamış çok Evet. fazla. Yazdığı diyaloglar da tabii İstanbul Türkçesi ile yazılmış diyaloglar. Onu ben elimden geldiğince çok da fazla anlaşılmaz hale gelmesin diye. Çok koyu Kıbrıslı oynarsan da anlamaz anam. Peki bir dakika, yanımızda bir Kıbrıslı var. Senin kulağın bizden çok daha alışık. Nasıldı o zaman? İyiydi Settar abi tabii ki. Yani bana sorulur mu böyle bir şey adamın yanında otururken? Yani Settar abi her zaman çok Biliyorum iyi. cevabın ne olacağını çünkü o kadar iyiydi ki zaten. Yani evet artık bir şey söylenecek bir şey kalmadı bence Settar abi ve kariyeri üzerine. Yani Hayır, şiveye dair. şiveye Şive mi diyelim, dair diyalekt mi diyelim, her ne zaman diyelim? çok iyi. Ya yani Settar abi çok hakim zaten ailesi var Kıbrıs'ta. Evet, Öyle mi? benim ablam Kıbrıs'a gelin gitti. Büyük Ha. ablam rahmetli. Orada benim bir eniştem ve iki yeğenim var. Yani bir Kıbrıs'la ilişkim var. Okulda da Kıbrıslı arkadaşlarım vardı. O da arkadaşımız vardı Ama mektupta. ben bir şey de söyleyeceğim daha fazla tevazu göstermesin diye. Yıllar yıllar önce Kilis'te bir dizi yapmıştık. Ben bir Evet. senaristim o zaman. Evet. Yani şunu gördüm ben yani. Settar abi sabah kahvaltıdan sonra hatta biz daha uyanamadan çıktı. Kilis'te bir dolaştı, bir kahvaltı etti. 2-3 saat sonra geldi ve onlar gibi konuşuyordu artık Değil yani. mi? Evet özel ve olağanüstü bir Kulak. yeteneği var Aksan'a ayrıca. Yani Zaten yatkınlığım var, müzisyen de evet. kendisi. Yani şarkı da söylüyor, enstrüman da kullanıyor falan. Ve kulağı gerçekten çok iyi. Gerçekten çok güven... Yani zaten ben biliyordum Kıbrıs'la bağlantısını ama hiç şüphem de olmazdı. Orada 2 gün geçirse zaten onlar gibi konuşabilirdi. Özel bir durumu var. Bütün yeteneklerin dışında aksanla ilgili özel bir durumu Değil var mi? Settar abi. Diyalek biraz müzikalitesi olan bir durum. Yani hani A'ları E yapalım, Antepli olur diye bir şey değil o.
Bir müzik, ben İstanbul şivesiyle bir Güneydoğulu, Doğulu karakteri konuşabilirim ve inanırsınız. Yani hiç kelimeleri, sözcükleri, harfleri deforme etmeden. O bir müzik, bir melodisi var onun. Müzik kulağı olan birisi de, taklit yeteneği de varsa, o diyaleği yapabilir. Zaten şimdi Aşıklar Bayramı'nı yeni izledim. Orada da müthiş bir... Zaten biliyorduk. Kırşehirli o. Evet, hayır. Şarkı sesinizin güzelliğine ne kadar iyi şarkı söylediniz biliyorduk. Bu sefer beni şaşırttı o. Sazı da ne kadar ustalıkla çaldınız ve kendiniz çalmışsınız orada da. Çalıştım işte onları. Evet. Cem Erdos bana çok yardımcı oldu. Olan Cem Erdos ileri. Benim müzik hocam Aşıklar Bayramı'nda. Evet. Peki sevgili Hazar, hadi sen biraz bahset bize bu. Canlandırdın cıvıltılı şahane karakterden. Birkaç cümle alalım ama. Kapalı spoiler diyoruz da. Yok yok, o konuşabilir. Yani teşekkür ederim izin için. Hayır, karakter tutusunu da söylüyorum. Çok ederim. Şey ya, çok cıvıl cıvıl. Kendisiyle, kadınlığıyla çok barışık bir karakter. Vallahi çok sahnesi de yok zaten ama çok severek oynadım. Yani öncelikle amacım tabii ki yani böyle bir ekibin bir parçası olabilmekti. Yani bu oyuncularla birlikte aynı filmde olmak, bu süreçleri hep bizim beraber iki yaptı yaşamak. Hazar. Efendim? İki oldu bu. İkinci evet. Filmde beraber çalışıyoruz. Evet ve orada da, o da Kıbrıs filmiydi. Derviş Saim'in Gölgeler ve Suretleri'ydi. Evet. Settar abi orada da Kıbrıslı oynuyordu. Senin ilk filmi. Evet, benim ilk filmim. Orada da Antalya'ya gelmiştik. Evet, doğru. Bazı şeyler hiç değişmiyor. Bazı şeyler hiç değişmiyor. Mukadderat. Yani onu diyorum ben. Sevdiğim oyuncular olduğu zaman, tabii ki sevdiğim yönetmen olmadan olmuyor hiçbir iş de. Sevdiğim oyuncular olduğu zaman da o filmin tadından yani daha böyle ne bileyim lezzeti, o dişi kamaştırma hali daha büyük oluyor tabii. Yani ben bayılıyorum onun oyunculuğuna zaten. O zaten Settar Bey'in hani tartışılacak gibi değil. Tabii bu arada aramızda değil şu an ama Serkan Keskin'den de bahsetmemek mümkün değil. Yani, olmaz. Yani o da yine her zaman gibi iyi oyunculuğuyla. Zaten çok birlikte çalıştınız. Birlikte evet, herhalde eminim evet. Çok rahat ettim bir evet. Oyuncu değil mi? Yani şimdi benim bir tane numaram varsa iyi oyuncularla çalışıyorum. Tamam mı? Ben de çok fazla bir şey yapmıyorum. Onlar çünkü yapıyorlar. Çünkü çok iyiler. Mesela Settar abiyle Serkan'la bir oyunda geçen yıldan beri birlikte oynuyorlar. Berkun Oya'nın oyununda. Evet. Oradan böyle bir karşılıklı paslaşmaları var falan. Oradan alışıklar. Aynı sahnedeler yani sonuçta. Serkan'la biz yıllardır beraber iş yapıyoruz. Yani o sen biraz önce Settar Bey dedi ya hani senaryoda hani neredeyse biz dolduralım gibi biliyorsun, tanıyorsun çünkü enstrümanı da biliyorsun sanırım. Hani daha önce çalıştınız birlikte, Serkan'la çalıştık. Settar abinin söylediği şeyi yapabilecek oyuncu var, yapamayacak oyuncu var. Yani hani sen elbette senaryo yazıyorsun, diyaloğu da koyuyorsun falan ama bir noktadan sonra artık oyuncu alacak, onu köpürtecek, büyütecek yani. Çok da yazılabilen bir şey değil diyalek. Diyalekt çok da yazılabilen bir şey değil. Evet. Ya zaten diyalekt hiç yazmadım ben dediği gibi yani. Ben çünkü ona uğraşamam yani. Çünkü biliyorum kalede Settar abi var, tamam mı? Ben ne vurursam vurayım o nasıl olsa kurtaracak oradan bir şekilde yani. Onun yani, rahatlığıyla. Peki ben hep şeyi merak ediyorum. Sen mesela hep dediğin gibi yani sinemanın en iyi oyuncularıyla, sinema zaten tiyatro sistemi ayırmıyoruz. Evet, en iyi oyuncularla çalışan bir yönetmen hiç reddedildin oldu mu? Onu merak ediyorum mesela arada. Ya arada oluyor tabii, olmaz mı? Oluyor bazen, hani oyuncunun programı uyumuyor. Hı. Ne bileyim ruh hali uyumuyor. Budur bence ama, mesele değil mi? Evet yani genelde yani şununla karşılaşmıyorum. Ben bu senaryoyu sevmedim, karakteri sevmedim. Demediler insanlar şimdiye kadar. Ama durumları uyumadı, takvim uyumadı, ne bileyim ruh durumu uyumadı oyuncunun. Bir de hep söylerim ben, oyuncuya küsülmez. Yani bir oyuncuya bir rol önerirsin, kabul etmez. Sonraki filmde yine o olacağını düşünüyorsan yine önerirsin. Hani ben oyuncuya küsmem. Çünkü oyuncu sinemada bence her şeye yakındır, her şeydir yani. Oyuncu çok önemli, her şey önemlidir yani. Ben bunun farkındayım başından beri. Onun için de oyuncuya yaslanırım da. Nasıl olsa kurtarır. Benim kıvıramadığım şeyi oyuncu bir şekilde kurtarır. Yok, yaslanma değil bence. Yani bir
ekip işi bizim işimiz. Yani o güzel yazacak, güzel çekecek, oyuncu güzel oynayacak, mal güzel olacak. Tabii. Ve bir ekip olabilirsen, birbirine paslaşabilen bir ekip olabilirsen güzel bir ürün çıkıyor ortaya. Değil mi? Evet. Bütün sırrı da orada. Yani çok iyi bir oyuncu olur ama ekip duygusu yoksa ne yapacaksın? Muhakkak, evet. Yani. Peki Hazar, benim çok sevdiğim ve önemsediğim bir şey var. Dünya sinemasında çok yakından takip ediyorum ve artık hani hep kadın oyuncuların şikayet ettikleri alanlar var. İşte bize dişi roller gelmiyor. Bizi hani hep neredeyse ikinci plandayız biz diye. Ve son 10 yılda Hollywood sinemasında özellikle sistem değişmeye başladı. Kadın oyuncular kendi projelerini yaratmaya başladılar. İşte yapımcı olmaya başladılar. Hani bu işte biz de varız demeye başladılar. Bunu çok seviyorum. Türkiye'de de bunun ilk örneklerinden biri sensin. Sen neler söylersin bu konuya dair? Ki bu filmde de yapımcılardan birisin. Evet, yani Onur'un zaten benim herhangi bir şekilde bir desteğime ihtiyacı yok. Yıllardır herhalde iş yapan bir yönetmen ama yani bu film Emre'nin filmlerinde varsın. Evet, mutlaka. Yani çünkü biraz tek tipleşti artık. Yapılan filmler biraz birbirine benziyor, çıkan işler. İstisnalar tabii ki var ama işte yani o olabildiğince yetenekli insanları, farklı bir şey denemek isteyen, yeni bir şey yapmak isteyen, daha önce yapılmamış bir şey yapmak isteyen insanları desteklemek ve yani o tür filmlere de, öyle filmlere de, yeni filmlere yer açmak, yeni hikayelere yer açmak, daha doğrusu bunun bir parçası olmak istiyorum ben de. O yüzden açıkçası inandığım projeleri desteklemeye çalışıyorum olabildiğince. Ama bundan sonra da devam edeceğim. Ama onun Hollywoodlu yıldızlardan bir farkı var. Kendi oynamıyor. Hani kendi oynamıyor diye bu filmde oynuyor ama küçük bir rol. Hani öbürleri kendileri için roller istiyorlar. Anladın mı? Evet. Hani onlar üzerine yazılmış. Yani o da olabilir. Hı-hı. İleride benim oynadığım bir filmin de yapımcılarından biri olmayı isterim. Ama yani burada dediğim gibi yani temel amacım gerçekten biraz daha yeni, değişik şeyler yapan insanların önünü açmaya ufak da olsa bir katkı sunabilmek. Yani ne kadar yer kaplayabiliyorsam fark etmez. Bunun bir önemi yok. Destek olmak istiyorum. Yani kadın olmak zaten her alanda aşırı zor. Ve birkaç opsiyon daha olsun istiyorum elimde. Bu mesleği, her dalını çok seviyorum. Ve yani ileride buna belki biraz daha fazla eğilirim. Bir film yapmak nasıl bir şey? Yani sadece orada bulunmak, bunun getirilerinden faydalanmaktansa daha da yapım aşamasında işin içinde olmayı, bu işi öğrenmeyi, film yapma işini öğrenmeyi. Yani kameranın arkasında yaratıcı ekipte olmak istiyorsun, değil evet, mi? Çok isterim. Ne güzel. Şahanesin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür bir ederim. Sinema sever olarak. Peki Onur, bir de bir şey, çok kısa konuşacağız dedim ama o sorular bitmiyor bende. Şeyi merak ettim. Yeni iletişim araçlarını kullanıyorsun. Galiba ilk kez yapıyorsun bunu, değil mi bu filmde? İşte telefonla çektiğim bir takım görüntüler var. Zoom üzerinden işte Hazar'ın yaptığı konuşmalar var. Yanılmıyorum değil mi? Evet evet. Evet, onları yaptık. Direnmenin manası yok yani. Rahmetli Godard ölene kadar daha yeni ne yaparım diye uğraştı yani. 91 yaşındaydı öldüğünde, biliyorsun, ondan 3-5 sene öncesine kadar 3D'ler denedi, başka şeyler denedi. Neçede sinemanın, sinemayla bir şeyi anlatmanın çeşitli olanakları var ve bu olanaklar uygun geldiğinde kullanılması gereken şeyler. Yani direnmenin bir manası yok ve yeni imkanlar veriyor. O imkanlardan faydalanmaktan hoşuma gidiyor benim. Üzerine düşündüğüm özel olarak böyle şeylerle ilgili projeler de var. Ben seviyorum. Yani yeni bir şey denemek hoşuma gidiyor benim. Hep bir risktir bu ama risk hoşuma gidiyor zaten. Anladım. Evet. Peki bu böyle bir fragman gibi düşünelim. İnşallah vizyona girerse, ki girmesini çok isterim ben filmin. O zaman belki daha uzun uzun konuşuruz üzerinde. İnşallah. Antalya'dan senin biliyorum ödüller hani biricil şeyin değil ama umarım cumartesi akşamı da hayırlısı keyif ya, alacağım bu bir ödülle. Çok Antalya'dan da çok ödül aldık. Başka yerden de aldık. Birinde sen alırsın, birinde arkadaşın alır. Jüri filmi sever sevmez. Bunları gerçekten bilemezsin. Artık zamanında bununla ilgili daha fazla kişisel olarak isteklerim vardı ama artık gerçekten bir yaştan sonra
Hani olur olmaz bu çok önemli. Önemli olan seyirciyle filmin buluşması, burada değil bulunmak. Mi? Bunlar hakikaten güzel şeyler. Yani ben gerçekten kıymet veriyorum bunlara. Onun için buradayız zaten. Değil mi? İyi ki de evet. buradasınız. İyi ki de buradayız tabii ki. Peki, üçünüze de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Antalya Özel'den bugünlük bu kadar. Önümüzdeki programda görüşünceye dek hoşça kalın.